Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yerel seçimlere 7 ay kala hizmette sınır tanımıyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul'daki CHP'li ilçe belediyeleri heykel ve anıt dikme konusunda 4 yıllık yarışlarının sonuna doğru gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi atağa geçti. İstanbul'da görevi aldıkları günden itibaren eleştirilerin hedefi olan ve aksayan hizmetlerle gündeme gelen CHP belediyeleri 4 yılda bol bol heykel açılışı yaptı. Son günlerde ise toplu taşıma sorunlarının zirve yaptığı İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe'de Süreyya Plajı'nda yer alan Bakireler Tapınağı adlı anıtı yeni yerine taşıdı ve bu büyük bir övgüyle duyuruldu. İBB'nin öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında anıt bulunduğu yerden taşınarak sahildeki sosyal alana yerleştirildi. İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Maltepe'nin sembolü olan sahildeki Bakireler anıtını taşıma çalışmalarımızı güvenli bir şekilde tamamladık." denildi. E tabi bir gazetecilik refleksiyle efendim Bakireler Anıtı'nın ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bunu anlamaya çalışınca da şöyle biraz tarihin tozlu raflarına girdiğimizde Bakireler Anıtı'nın bir anıt değil, aslında bir tapınak olduğu ortaya çıktı. Hem de bu gizli saklı bir bilgi değil. Yani Bakireler Anıtı denilen şey daha önce yeni görüntüsü arkadaşlar. Bunu istemedik daha bakireler anıtı denilen şey aslında bakireler tapınağı imiş. Peki bunu biz nereden biliyoruz? Süreyya Paşa yani Süreyya Paşa plajı denilen Maltepe'deki yere adını veren Süreyya Paşa anılarında bakireler anıtını şöyle anlatıyor. Eski Yunan tarihinde bir bakireler mabedi yani temple de vierges nasıl okunuyorsa ve bu mabedi ziyaret ve tavaf eden genç ve gelinlik kızların çabuk koca buldukları efsanesi mevcut olduğu cümlece malumdur. Yani Bakireler Anıtı denilen yerde Süreyya Paşa'nın ifadesiyle koca arayan genç kızlar haşa mabedi efendim ziyaret ve tavaf etmelilermiş. Bunun içinde ortada bir Venüs heykeli varmış. Bu Venüs heykelinin etrafında tövbe estağfurullah tıpkı Kabe'deki gibi tavaf etmeleri gerekiyormuş. Peki olur mu böyle şey? Olur mu canım böyle şey diyenlere meselenin biraz daha özüne inerek cevap vermek lazım. Şu anda Maltepe'de gerçekleştirilen bu çalışmayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bazı eleştiriler var. Ee, kendi efendim destekçileri tarafından. Hayır bu e, anıtı bu tapınağı Maltepe'de sosyal alana değil eskisi gibi denizin ortasına koymalısınız diyorlar. Çünkü bu tapınağın denizin ortasında olması lazım. Neden? Tıpkı Süreyya Paşa'nın anılarında anlattığı gibi diyor ki Süreyya Paşa aynen diyor <laughs> özür dilerim Avrupa parklarında ve sularında olduğu gibi bizde de diyor Venüs tanrısına diyor haşa gidebilmek için önce denize girmek gerekiyor diyor. Venüs'ün hikayesini uzun uzun anlatmayacağım. Venüs'e ulaşabilmek için önce denize gireceksiniz. 50-60 metre uzakta denizin altındaki kayaların üzerine biz bunu inşa ettik diyor. Ve de diyor bu deniz mabedi ile plajımızı süsledik şeklinde anlatıyor Süreyya Paşa. Peki bu olur mu? Yani gerçekten olur mu? Denizin ortasında gerçekten koca arayan o onun ifadesiyle söylüyorum yani ben benim ifadem değil koca arayan genç kızlar denizin ortasında böyle bir Venüs heykelini tavaf eder mi derseniz e bunun da gerçekleştiğini görüyoruz işte az önce arkadaşların yanlışlıkla verdiği görüntüyü şimdi gerçekten izleyelim ilginç efendim 1951 o zamanki denizin ortasında çok bilinen Bakireler Tapınağı ve bu tapınakta çekilmiş ne sihirdir ne keramet filminden bir görüntü. Efendim başrolünde İsmail Dümbüllü'nün de oynadığı filmde 4-5 tane genç kadın mayolarıyla mabedin yani onlara göre mabedin tapınağın etrafında bir tavaf işlemi gerçekleştiriyor. Garip garip danslarıyla efendim Yunan mitolojisini aratmayacak Danslarıyla sözüm ona denizin ortasındaki Bakireler Anıtında koca arayan genç kızlar o filmde de efendim bu tavaf olayını canlandırmışlar daha fazla herhalde konuşmaya yorum yapmaya gerek yok Bakireler Anıtının ne olduğunu ne işe yaradığını herhalde hep beraber anlamışızdır daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz